duygusal dayanıklılığı bu kadar ihtiyacımız olduğunu anladıysak bir önceki videoda, peki bunun bileşenleri nedir? Bütün her şeyi de ben mi yapacağım? Nasıl öğreneceğim? Geldim bilmem kaç yaşına ve bu yaştan sonra bu kazanılabilir mi diye soruyorsanız eğer, evet kazanılabilir ve evet duygusal dayanıklılık bir tane faktöre bağlı değil. Yapılan araştırmalar pek çok alt kırılımının olduğunu, pek çok unsura bağlı olduğunu söylüyor ve bunların başında da tabii ki sağlık, fiziksel, fizyolojik sağlığımız ve biyolojik unsurlar geliyor. Dolayısıyla tabii ki benim işim değil ve bu detaya giremem. Ancak tıp insanlarının en azından sağlıklı olduğumuzu söylediği, ilgili hormonları salgılayabildiğimiz ve bedenimizde hastalık olmaması demiyorum ama mutlu olmayı, dayanıklı olmayı, dirayeti kıracak bir şey olmaması gerektiğini söyleyebiliriz ilk faktör olarak. Bir diğer faktör, benim bas bas bağırarak anlattığım, her mecrada anlattığım gerçekçi iyimserliği öğrenmiş olmak. Yani geleceğe dair mutlaka ve mutlaka umut barındırıyor olmak. Ama bu umut neyle ilgili? Gelecekte her şeyin çok iyi olacağıyla ilgili değil elbette. Gelecekte de iyi ve kötü şeylerin gene olmaya devam edeceği, ancak bunların da gelip geçiciliğiyle ilgili bir umuda sahip olmamız gerekiyor. Duygusal dayanıklılığın çok temel bileşenlerinden bir tanesi düşünme şeklimizi dönüştürebilmek. Hem gelişen zihniyete sahip olmak, yani yaşamın bizi geliştirmek üzere kurgulu olduğuna ve kapasitemizin geliştirilebilir olduğuna inanmak, hem de yaşamın getirdiği problemlere çözüm üretebilmek. Farklı yollarla, farklı şekillerle, alışılmışın dışında ve tasarlanmış düşüncelerle düşünebilme becerisi, problem çözme ve karar verebilme becerisi, nerede duracağımızı, nerede devam edeceğimizi bilme becerisi duygusal dayanıklılığın çok temel bileşenlerinden bir diğeri. Bir diğer önemli faktör anlam bulma. Kendimizi denetleyebilecek, kendimizin farkında olabilecek kadar. Hayatta kötü şeyler başımıza gelse de yataktan çıkabilecek, gücü bulabilecek, bütün bunları açıklayabilecek bir anlam mekanizması. Yani kendimizden daha büyük bir amaç edinmiş olmak ya da bir açıklama edinmiş olmak ve buraya ilerliyor olmak. Öz denetim, kendimizi kontrol edebilme becerisi. Aslında kontrol etmeyi çok doğru tanımlama olarak bulmuyorum. Neyi nerede yaparsam sonuçları ne oluru kestirebilme becerisi. Tabii ki bunun içinde öz farkındalık da var. Öz farkındalığın da iki tane ekseni var. Bir tanesi benim kendimle ilgili farkındalığım. Bir diğeri de başkalarının benimle ilgili ne düşündüğüne dair düşüncelerim. Bu iki eksenin doğru paralelde ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Böyle bir bakış açısına sahip olursam, duygularımın, düşüncelerimin, olaylar, durumlar, olgular karşısında fikirlerimin, verdiğim tepkilerimin ve o tepkilerimin doğurduğu sonuçların farkında olur ve bunların sorumluluğunu alırsam, geleceğe umutla bakabilir, gelecekte işlerin kötü gitmeme ihtimalini de kapsayabilir. Ancak bunun da geçici olmadığını bilirsem ve bedenime iyi bakar, ara sıra kontrollerimi yaptırırsam duygusal dayanıklılığı öğrenmek, geliştirmek ve öğretmek mümkün.